Yolları aldık, senaristlik yapıyorsunuz, yazıyorsunuz, Yapıyoruz işi. yapıyorsunuz bence. Projeler nelerdir, neler yapacaksınız, gündemde neler var? Şimdi Sinema filmi var, onu biliyoruz. evet, yazdığım sinema filmim, iki tane sinema filmim var yazdığım. Kenarda bekliyor. Şu anda hiçbir piyasaya sürmedim. Şu anda güncel yaşanan hayatta işte dram, Türkiye'de şu anda dram ağırlığı yüklü olduğu için dram üzerine yazmaya çalışıyorum. Şu anda dram üzerine yoğunlaştığım için insanlarımız genellikle Türkiye'de yaşanan üzücü olaylardan dolayı bahsedeyim size. Bu üzücü olaylardan dolayı bizlere yazdırmak zorunda bırakıyorlar. Evet. O yüzden senaristlik değil de şöyle bir şey söyleyeyim. İçten gelen bir masaya oturup da kalem eline aldığınız zaman yaşanmış gerçek olayları yansıtarak yazıyoruz biz onları. Ama hem yazarken de üzülüyoruz. Yani üzüldüğümüz için elimizden bir şey gelmiyor ama güncel olayları da yansıtmak zorunda kalıyoruz. Peki sinema filmi yakın zamanda mı, nasıl olacak? Yani var mı gün, tarih, bugün başlayacağız? Var mı bir şeyler? Yok, şu anda yazdığım sinema filmi kenarda duruyor. 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 Uygun bir şekilde, uygun bir zamanda, uygun bir kişi yapımcı tarafından öngörüldüğü zaman piyasaya süreceğiz inşallah. Bizim hikayemiz için de söz verdi Emin Bey bu arada. Ben dediğim zaman bir takım şeyler yerine oturduğunda filmimizi yapacağız inşallah. Arkadaşlarım da benimle dalga geçiyor. Hani senaryo diyorlar. Gerçekten daha senaryo yok. Senaryo benim başlı O başına diyorum. zaman Sözünü aldım. sizin aracılığınızla sponsor isteyelim o zaman. Öyle. Sponsor isteyelim. Değil mi? Sponsorlar bize sponsorluk yapsınlar, biz de güzel güzel filmler Değil çekelim o mi? zaman. O Tabii ki destek yani. çok önemli. Tabii. Yani Yani sponsor desteği olmadan çok zor oluyor. Sadece büyük yapımlar Evet. kendileri onlar sponsorsuz yapabiliyor ama normal biz sinema filmi çeken hani çok büyük yapımlardan bahsetmiyorum. Sponsorsuz olmaz. Evet, değerli izleyicilerimiz Bildiğiniz sesleniyoruz para istedim resmen. ilgilerinden. Emin Bey, bu da sizin espriniz her zaman olduğu gibi. Peki o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Son olarak buradan izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Gurbete, yani ben sabaha kadar sohbet ederim. Yani sizler çay kahve lütfen alıyoruz buraya, devam ediyoruz. Sizinle sabaha kadar sohbet etmek isterim. Hakikaten çok güzel, çok keyifli, böyle bilgili, oyunculuğu bilen güzel insanlarla. Bir de sağımda solumda iki tane güzel insan var. Neler söyleyeceksiniz buradan gurbetçilerimize? Yani inanın o mesafeler olduğu için daha büyük sevgi var, daha büyük böyle bir aşk var. Hep gurbetçilerimiz tabii ki her zaman ön plandalar. Buradan ilk başta hepsine çok selamlar. Herkese çok selamlar. Kurtlar Vadisi'ni izlemeye devam etsinler. Benim öldüğüme bakmasınlar. Bakın Oradaki kendisi hepsi benim yaşıyor. yaşıyorum. Dizide öldüğüme bakmayın. Herkes izlesin. Oradaki herkes benim arkadaşım. Çok sevdiğim insanlar. Ben de izlemeye devam ediyorum. Hep beraber izleyeceğiz. Devam edeceğiz izlemeye. Ama şunu söylemek isterim. Çok üzüldü insanlar siz gidince. Öyle mi? Evet. Hiç kimse aramadı beni. Sessizlik. Bazen sessizlik Ya. en büyük çığlıktır biliyorsunuz. En güzel öyle anlatırız. En güzel öyle ifade ederiz kendimizi. Gerçekten. Yani karakterin sevildiğine inanıyorum ben. İnşallah sevilmiştir ama bugüne kadar olumsuz bir şey görmedim. Son dakika böyle ipten döndük gibi. Son 3 bölümde. Necati abi ya ben Allah razı olsun Necati Şaşmaz'dan. İnandı, güvendi. Bana yazdı. Yazdı ve ben hiçbir zaman onu mahcup ettiğimi sanmıyorum. Yok. Elimden geleni yaptım. İnşallah kısmet olursa, tabii ki Necati Bey de uygun görürse, Necati Bey'in başka projelerinde Allah izin verirse inşallah, tabii ki devam etmek isterim. Güzel de bir sürpriz var değerli izleyicilerimiz. Benden duyun. Küçük diyor size. Söylemese de. Ne gibi? Vermiyoruz. Sırdır. Hayırlısı olsun diyelim Hayırlısı o olsun zaman. her şeyin. Bakacağız inşallah. İşte dediğim gibi yani Pana filme Necati Şaşmaz'a, Raci Bey'e çok teşekkür ediyorum.
bu bana verilmiş aslında bir fırsat. Ben bunun bilincindeyim. 3 sezondur Allah razı olsun birçok insana yani kendimi gösterme ve benim oyuncuyum, ben buradayım deme fırsatı verdikleri için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ekranlarda görmek istiyoruz. Lütfen gizli kalmayın. İster bıyıklı gelin, ister bıyıksız gelin, ister komediyle gelin. İstediğiniz bir şey gibi gelebilirsiniz. Bir şey sorabilir miyim? İnsanlar gerçekte beni gördükleri zaman hani şaşırıyorlar ve diyorlar ki abi televizyondaki başka, sen başkasın. Yani siz şimdi öyle mi görüyorsunuz? Hani canlı canlı söyleyeyim. Siz televizyonda başka, burada başka mıyım? Tabii arada fark oluyor, orada oynuyorsunuz. Arada fark oluyor, kilo farkı oluyor. Kilo farkı zaten. Şimdi televizyon bir dev. İnsanları hakikaten bir dev yapıyor yani, değerli izleyicilerimiz. Oyuncuyu şişiriyor. Böyle böyle şişman görünüyoruz. Hakikaten dev. O kadar şişman değilim. Hani böyle boz böyle herkes dev gibi görünüyor ama. Yani siz şahitsiniz, söyleyin, şişman değilim. Yok. Çok güzel. Görmenizi tavsiye ederim. Evet, gelin görün beni. Gelin görün. Evet, canlı canlı inşallah size de kısmet olur. Tabii canım, orada sinirli bakışlar, şeyler, hani bakabilirsiniz. Orada mi? Evet. Ama burada daha keyifli böyle. Sert bakışlı. Değil mi? Tabii ki yani Kurtlar Vadisi dizisinde hep ağır abi olduğumuz için, yani genelde karakterler ağır abi olduğu için hep böyle sert bakışlı oluyoruz. Demek ki insanlar da seviyor da reyting birincisi oluyor yani. Şimdi evet. Gözler gülüyor ama bak ne kadar güzel. Ya normalde dediğim gibi ben pozitif bir insanım zaten. Hep böyle şaka yapmayı seven. Böyle gırgır şamata olsun. Hani hayat, çünkü hayat her insana yazılmış bir senaryodur. Biz zaten oynuyoruz. Herkes oynuyor. Herkes farkında değil. Kimi iyi oynuyor, kimi kötü oynuyor. Ama biz sadece sahnede oynuyoruz, olayları orada anlatmaya çalışıyoruz. Halbuki hepimiz oynuyoruz 3 günlük dünyada. Herkes kendi içinde bir stardır diyorum ben. Kesinlikle. Öyle evet. Görün. Yani herkesin, izleyicilerimiz kendisi. Allah tarafından ayrı yeten bir yeteneği vardır tabii ki şahsına. Allah herkese ayrı ayrı yetenek... Dizide bak oradan soru geldi. Dizide diyor niye intihar etti? Soru geldi. Şimdi mecbur soracağım. Emin Bey bırakmıyorlar. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Emin Bey diyor ki yeter artık diyor. Ama ben yeter diyemiyorum. Bak sorular. Halktan soru. Dizide ben...